Merhabalar dostlar, hepinize hoş geldiniz. Ben Kerem, bugün sizlerle Age of History 2 Faşist Türkiye serimizin 5. bölümüyle sanırım bu. Kaçıncı bölüm oldu? Hemen bir kontrol edeyim abi. 5 mi, 6 mı bu? Bakıyorum, evet abi, bu 5. bölümü. 5. bölümüyle yine karşınızdayım dostlar. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz bölümde Birleşik Krallık ve Fransızlar olarak müttefikleri mağlup etmeyi ve kendilerinden pek çok toprağı almayı başardık. Özellikle Osmanlı döneminden beri hak iddia ettiğimiz ve bizim hakkımız olduğunu düşündüğümüz Suriye, Ürdün, İsrail, Filistin, Mısır, Sudan'ın bazı bölgeleri gibi toprakları elimize geçirerek Türkiye Devleti'nin, faşist Türkiye Devleti'nin hala ayakta, hala büyük bir güç olduğunu bütün dünyaya göstermiş olduk müttefikleri mağlup ederek. Müttefikler belki de hani dünyanın nereden baksan yarısını hükmetmiş bir müttefiklikti, fakat biz bu ittifakı Nazi Almanya'sı ve İtalya ile Aksis'le beraber mağlup etmeyi başardık dostlar. Artık dünyanın bir büyük kutbunu mağlup ettiğimize göre, dünyanın bir büyük kutbu müttefiklerdi, dünyanın diğer büyük kutbunu da mağlup etmenin vakti zamanı geldi. Dünyanın o diğer büyük kutbu ise Sovyetler Birliği, ama bu gerçekten büyük bir kutup. Adamların 740 binlik bir ekonomisi var. Bizim savaştığımız Birleşik Krallık'ın sadece 250 binlik bir ekonomisi. Onun müttefiki olan Fransa'nın ise 600 bine yakın bir ekonomisi vardı. Fransa aslında Birleşik Krallık'a göre çok daha fazla rol oynadı bu savaşta, ama Birleşik Krallık da yine bazı bölgelerde önemli hamleler yaptı. Fakat Sovyetlerin herhangi bir müttefiki bulunmuyor. Bu adamlar tek başına gerçekten büyük bir güç. Tek başına gerçekten bu bölgede hakimiyet sağlamış. Sadece bu bölgede değil, Asya'da da, Kuzey'de de, Sibirya'da da, Doğu'da da, Avrupa'nın sınırlarında da hakimiyet sağlamış büyük bir devlet. Ve eğer biz bu devleti mağlup edecek olursak, yani dünyanın birincisini mağlup edecek olursak, önümüzde büyük bir ihtimalle bu saatten sonra kimse duramayacaktır. Fakat bundan önce bizim biraz ekonomik yatırım yapmamız gerekiyor. Şu anda bizim sahip olduğumuz ekonomi 506 binlik bir ekonomi. Fakat Sovyetler Birliği'nin, Stalin önderliğindeki Sovyetlerin bizden yaklaşık 140 bin fazla, hatta 240 bin fazla ekonomisi var. Bizim biraz manuel ekonomik yatırımlar yapıp ekonomiyi daha iyi bir konuma getirmemiz gerekiyor kesinlikle. Bu kesinlikle bir şart yani. Bunu kesinlikle yapmamız lazım. Özellikle Madrid toprağına sık sık ekonomik yatırımlar yapacağım. Belgrad toprağına yapacağım. Bükreş'e yapmayalım abi. Bükreş'e neden yapmıyorum? Çünkü Sovyetlere yakın. Burası daha da yakın. Budapeşte de yakın. Valencia, aynen. Valencia yapalım abi. Madrid, Belgrad, Valencia. Bu üç toprağa bol bol ekonomik yatırımlar gerçekleştireceğim. Madrid, Belgrad, Valencia. Aynen bu şekilde abi. Bu üç toprağa gerçekleştireceğimiz ekonomik yatırımlarla hem ekonomisi yüksek olan topraklarımız, yani ülkemizin ekonomi ihtiyacının çoğunluğunu karşılayacak olan toprakları Sovyetler Birliği'nin uzağında tutacağız. Hem de kendimize iyice ekonomi kazanmış olacağız bu yaptığımız manuel ekonomik yatırımlarla beraber. Şu anda bakın neredeyse 600 bine ulaşan bir ekonomiye sahip olduk. Farkı eritmek için Türkiye Cumhuriyeti yatırımlar adına adeta seferberlik ilan etmiş durumda. Ve bu seferberlik bizi Sovyetler Birliği ekonomisine yetiştirecektir diye tahmin ediyorum. Çünkü büyüme oranları mı yüksek artık, nedendir bilmiyorum. Fakat gerçekten çok hızlı bir gelişen ekonomi var ortada. Şu anda 680 bine kadar çıktı ekonomimiz. Sovyetlerle aramızda 100 binden düşük bir fark kaldı. Aramızda 240 bin fark vardı. Yaptığımız bu son ekonomik yatırımlarla beraber 100 binden bile düşük bir fark kaldı şu anda aramızda. Gerçekten çok iyi yatırımlar gerçekleştirdiğimizi söylemeliyiz abi. Madrid'de şu anda 113 binlik bir ekonomi var. Belgrad'da 50 binlik bir ekonomi. Valencia'da 35 binlik bir ekonomi. Daha da artacak abi bunlar. 720 bine çıktı bu arada ekonomimiz. Bakalım daha ne kadar artacak. 727 bin, 755 bin. Mükemmel. Böyle devam, böyle devam. Geçeceğiz abi Sovyetler. Az kaldı. Evet abi, 793 bin. Sovyetlerinki ise 810 bin. Gerçekten çok az bir fark kaldı arada. Aa, geçemedik. Çok çok az kaldı. Abi şuraya. Aa, geçtik. Vallahi geçtik. Geçtik lan. Geçtik ama yani kılı kılına geçtik. Biraz da onlar bizi geçecekler. İtalya beni Portekiz'e karşı bir savaşa davet ediyor. Yani formalite icabı katılabilirim aslında. Bir müttefikleri falan yok zaten. Katılayım abi. Formalite icabı katılalım. Aman. Orada toprağım olduğunu unuttum ya. Ha tamam, bizimkiler hallediyor, tamam. Bizimkiler hallediyor gibi görünüyor. Geldim kanka, geldim. Yani ne olursa olsun müttefiklerimizi hiç yüzüstü bırakmadık. Harbiden. Ne kadar kötü savaşırlarsa savaşsın, ne kadar ayak bağı olurlarsa olsun, şu ana kadar onları hiç yalnız bırakmamaya çalıştık. Aa, çok iyi bu. Bu çok iyi bir haber. İtalya ile Finlandiya'nın, daha doğrusu Aksis ile Finlandiya'nın savaşa girmesi çok iyi. Türkiye'nin, bizim ve Sovyetlerin arasında geçecek olan savaşta Nazi Almanya'sı buradaki sınırlardan destek verecek. Eğer İtalya Finlandiya topraklarını ele geçirirse
İtalya'da Finlandiya toprakları üzerinden bir destekte bulunabilir. Bu sebeple bu savaş kesinlikle benim destekleyeceğim bir savaş olacak. Bu savaşa sadece bu sebeple katılıyorum abi. Ya destekleyeceğim sadece. Sadece destekleyeceğim. Şu Portekiz'le barış antlaşmasını bir an önce imzalayalım bu arada. Çok fazla uzatmaya gerek yok böyle bir savaşa. Kabul etmiyorlar. Siz bilirsiniz. Siz bilirsiniz. Şimdi birazcık daha ekonomik yatırım yapacağız. Sovyetlere biraz daha fark atmak amacıyla bu son ekonomik yatırımı yapacağız. Madrid'e yine yapıyoruz. Belgrad'a yapıyoruz. Valencia'ya yapıyoruz. Değişmez. Üçlümüz. Şu an 812 binlik bir ekonomimiz var. Sovyetlerin ise 824 binlik bir ekonomisi var. Devam. Çok iyi abi, geçtik Sovyetler. Bayağı fark attık hem de, çok güzel. Şöyle 1 milyona çıkaralım biz bu ekonomiyi. 1 milyon bizim için uzun bir süre bence yeterli olacaktır. Şöyle birazcık daha yatırım yapalım. Bu bölümün başları birazcık yatırımlarla geçecek normal olarak. Çok güzel. 933 bine kadar çıktı. Paramız bitti. Bunu bir 1 milyona çıkaracağız abi. 1 milyon olmadan bana rahat yok. Harbiden 1 milyon olmadan bana rahat yok. Biraz daha yatırım yapalım. 960 bin, 968 bin, 972 bin. 980, 982, 990, 992, 998, 100, 1000, 1 milyon, tamam. 100, 1000, 1 milyon, her türlü sayı söyledim abi. En son 1 milyon söyledim, tamamdır. Güzel, 1 milyona ulaştırdık sonunda ekonomimizi. Fransa burada kiminle savaştı onu anlamadım ama. Oo, Finlandiya'yı Birleşik Krallık ele geçirmiş. Bu kötü oldu. Oğlum var ya, Fransa'nın falan bizle de ilişkisi çok iyi, bizim müttefiklerle de ilişkisi çok iyi. Birleşik Krallık'ın da keza aynı şekilde. Lan bu adamları yanıma müttefik almak isterdim ha. Olsa alırdım yani harbiden. Düşünseniz abi. Fransa, Birleşik Krallık, Nazi Almanyası, İtalya. Müttefikliğe bak. Müttefikliğe bak. İnanılmaz bir şey. Harbiden çok iyi. Neyse, yatırımlara verdiğimiz parayı keselim artık. Evet abi, artık Sovyetlere 100 binin üzerinde bir fark attık ekonomide. Artık yavaştan bence ordu basım işlemlerimize geçiş yapabiliriz. Zaten dünyada da şu anda yaptığımız son yatırımlarla beraber birinci sıraya oturmuş konumdayız. İstihdam edebilen nüfuslarımız bir hayli düşük. Yani şimdi tabii manuel ekonomik yatırımlarımız bitti ama bunun üstüne bir de mallar yatırımı yapmak kesinlikle gerekli. Kesinlikle gerekiyor. Şöyle bir diplomasi haritasında sürekli olarak kontrol edeceğim. Birleşik Krallık sonunda barışmış. Ama hala savaşta görünüyor. Biz mi savaştayız? Ha, biz savaştayız tabii, doğru. Portekiz'le barışabilir miyiz artık? Yani beni boş boş savaşta tutuyorsunuz ha. Şunlarla bir barışalım. Finlandiya'yla barışın. Birleşik Krallık aldı zaten bütün topraklarını. Tamam. Artık savaşta değiliz sevgili Birleşik Krallık. Bir deney... Oo, yok be. Mümkün değil, olmuyor. Yani müttefiklerden çok eksiyiyoruz. Weimar mı? Lan ne yaptın Nazi? Oğlum ne yaptın lan? Weimar ne lan? Aa, adamlar Weimar'ı kurdu lan. Abi bu çok... Sen demokrasi oldun oğlum. Bu ne lan? Senin bizim yanımızda yerin yok lan. Senin faşist bir müttefikliğin yanında yerin yok oğlum. Ne kadar ayıp ya, ne kadar ayıp, ne kadar ayıp. Hiç yakıştıramadım ya, hiç yakıştıramadım ya. Hiç yakıştıramadım ya. Dünyada başka faşist devlet de yok ki. Şu hükümet haritasına bir bakacağım abi. Hükümetler. Dünyada 5 adet faşist devlet bulunuyor. Şu mavi olanlar faşist devletler. İtalya, Türkiye 2. Çin Cumhuriyeti 3. Japonya 4. Bir de bir tane daha var. Oha, Amerika faşist mi? Ha yok lan, cumhuriyetmiş oğlum, korktum bir an, dedim Amerika faşist mi olmuş? Yok, rengi çok benziyordu abi, o yüzden karıştı. Şimdi Japonya, Çin, Türkiye, İtalya. Evet, bir tanesi kim? 5 tane medeniyet gösteriliyor. Göremedim sonucu. Bu galiba. Yo, bu da değil. Kim? Bu da Amerika, bu da değil. Son faşist devleti bulamadım. Son faşist devleti bulamadım. Neyse, çok da önemli değil. Şimdi ben şuna bakacağım. Çin Cumhuriyeti'nin ne kadar gücü var? 137 bayağı düşük ya. Yani niye bu kadar düşüksünüz? Niye bu kadar eziksiniz be abi? Tamam o zaman. O zaman ne yapıyoruz beyler biliyor musunuz? Sovyetler Birliği'ni mağlup ediyoruz Weimar'la beraber. Yani bir süre Weimar'a katlanacağız. Ya bu değişim bizim için hiç iyi değil. Bu değişim Aksis İttifakı için hiç iyi değil gerçekten. Bir savaş daha Weimar'la müttefik almaya devam edeceğiz. İtalya'yla beraber bir planımız var abi. Sovyetleri mağlup etmek için demokrasiye dönen Weimar Cumhuriyeti'ni kullanacağız. Kullandıktan sonra onları bir mendil gibi kenara atacağız. Kenara atmaktan kastım, İtalya ile beraber Weimar Cumhuriyeti topraklarına girip demokrasinin ilan edildiği Alman topraklarına yeniden faşizmi getireceğiz. Hatta belki de o bölgede yeniden Nazi Almanyası'nı kuracağız. Her şey olabilir. Ya da direkt kendi aramızda da bölüşebiliriz. Bunun hakkında yorumlardan fikirlerinizi belirtebilirsiniz abi, ne yapacağımız hakkında. Yani Nazi mi kuralım, kendi aramızda mı bölüşelim İtalya ile beraber? Fikirlerinizi bekliyorum. Ama Sovyetlere karşı Weimar'da kesinlikle bizim yanımızda savaşmalı. Biz şimdi şu şeye bir devam edelim. Mallar yatırımlarımıza. İstihdam edebilen nüfusa bir bakacağım. Nasıl bir artış var?
Güzel, güzel. Hızlı bir artış var abi, güzel. Nispeten hızlı bir artış var. Devam edelim. Çok iyi abi, 7.2 milyon nüfus. Aslında Sovyetlerden daha fazla nüfusumuz var ama olsun. Garanti almak istiyorum. Hem de o sahip olduğumuz istihdam edebilen nüfuslarla beraber çok sağlam bir ordu basamayız abi kesinlikle. Aslında mallar yerine bir süre birazcık teknoloji yatırımları gerçekleştirebiliriz. Bu teknoloji yatırımlarından gelecek olan puanları mallar yatırımına verir. Böylece daha hızlı bir şekilde, daha doğrusu teknolojiden gelecek puanları nüfus artışına verir. Mallar yatırımı yaptığımızda nüfusun daha hızlı artmasını sağlayabiliriz. O yüzden birazcık teknoloji yatırımı yapacağız abi. Teknolojide ne durumdayız biz? O geride kalmışız bayağı. Yani çok da geride kalmamışız ama bizim ilerimizde olan çok fazla devlet var. Meksika gibi bir devletin bizim ilerimizde olması bizim için akartır. Zaten görüyorsunuz abi, hani su gibi akan bir teknoloji grafiğimiz var adeta. Yaptığımız yatırımlar topraklarımıza adeta can oldu abi, nefes oldu. Demek ki Türkiye toprakları uzun zamandır teknolojik yatırımlara aç, teknolojik ilerlemelere açık bir devlet halindeymiş. Fakat biz bunu görememişiz abi. Ayıp ettik. Ayıp ettik, daha önceden görmemiz lazımdı. 20 tane puan geldi. Öncelikle nüfus artışını fulluyorum. Geri kalanlarda da ekonomi büyümesini fulluyorum. 2 taneyi de ordu bakımına veriyorum. Mükemmel. Hem ekonomi büyümesini fulledik hem nüfus artışını fulledik. Fakat maalesef Sovyetler bizi ekonomide yine geride bırakmışlar. Biraz daha yatırım yapmamız gerekecek gibi görünüyor anlaşılan. Şöyle hemen ekonomik yatırımlarımıza başlayalım. Ekonomi haritasını da açalım. Madrid'e, Belgrad'a ve Valencia'ya yine yatırımlarımıza devam edelim. Madrid'i dünyanın adeta ekonomik üssü, ekonomik merkezi haline getireceğim. Şu anda zaten o yolda ilerliyor abi Madrid. Mesela Paris'te daha fazla ekonomi var. 300 binlik bir ekonomi. Atıyorum burada da daha fazla bir ekonomi var. Burası Moskova, aynen. Moskova'da da 457 binlik bir ekonomi var. Dev bir ekonomi. Hele şu toprak, 631 binlik bir ekonomi var abi. Britanya insanı sahip olduğu New Delhi toprağında. Gerçekten çok yüksek ekonomilere sahip topraklar var. Ama Madrid'de bu topraklardan biri olma yolunda ilerliyor. Şu anda 227 binlik bir ekonomiye sahip Madrid sadece tek başına. Hatta artmaya da devam ediyor abi. Bence gayet güzel bir ilerleyiş. Sovyetleri geride bıraktık mı? Bırakmışız ama yine biraz daha fark atmamız lazım bence. Yatırımlara verdiğimiz parayı yine keselim. Bu bölüm biraz bu şekilde geçiyor, farkındayım. Ama Sovyetler Birliği gibi bir devlete karşı savaşa hazırlanmak için bu hazırlıkları kesinlikle yapmamız gerekiyordu abi bizim. Başka bir çaremiz yoktu. Şimdi ben full Madrid'e yatırım yapacağım. Yani Belgrad ve Valencia'yı birazcık arka plana atacağım açıkçası. Full Madrid abi. Dediğim gibi Madrid'i dünyanın ekonomik merkezi haline getirmeye çalışacağım. Yani ne o 630 binlik topraklar, ne de başka bir toprak, ne New Delhi, ne de başka bir toprak. Tamamen Madrid dünyanın ekonomik merkezi haline gelecek abi. Ben bu yola başımı koydum. Ben bu yola başımı koydum. Madrid merkez olacak abi. Madrid merkez olacak. Bu arada bayağı fark attık artık Sovyetlere. Şimdi tekrar yeniden mallar yatırımına geçebiliriz. İstihdamda bir nüfusu da bir açalım bakalım. Güzel. Yaptığımız teknoloji yatırımlarından verdiğimiz nüfus artışı puanları işe yaramış gibi görünüyor. Daha hızlı bir şekilde nüfusumuzun arttığı aşikar. Gördüğünüz üzere bayağı hızlı şekilde gelişen bir nüfusa sahibiz. Bir istihdamda bir nüfusa sahibiz. Bu gelişen istihdamda bir nüfustan basacağımız ordular bizi Sovyetler Birliği'ni mağlup edeceğimiz kutsal savaşa taşıyacak. Oğlum İtalya... Biz İtalya ile niye müttefik değiliz? Neden değildik yani? Biz İtalya'yı müttefiklikten mi attık? Yo. Hatta ben Nazi... Oğlum Weimar'da müttefiğim değil. Lan müttefiklik dağılmış. Aa, tamamen dağılmış. Aa. Oğlum tamamen dağılmış lan. Abi inanamıyorum ya. Lan nasıl dağıttınız o güzel müttefikliği? Ya usta yani... Nasıl ya? Nasıl olabilir ya? Oğlum ben Sovyet'e karşı tek mi savaşacağım şimdi? Tek başıma. Bir tık zor olmaz mı ya? Weimar'ı hala yanıma alabilirim mi galiba ama? Değil mi? Evet alabiliyorum. Tamam o zaman Weimar'ı alalım abi. Weimar'ı kullanacağız ya. Weimar'ı her türlü kullanacağız. Weimar bir şekilde kullanılacak abi. Birleşik Krallığı falan da alamayız değil mi herhalde? Yok tamam alamıyoruz. Fransa'yı da alamayız zaten. Mümkün değil. Tamam alamıyoruz. Tamam abi tamam. Weimar'la devam edelim. İtalya zaten büyük bir ihtimalle bu savaşa fazla etki edemeyecekti. O yüzden çok daha beni rahatsız eden bir durum yok ortada. Bir tanesi 1.3 milyon ekonomiye sahip. Bir tanesi ise yaklaşık 500 bin ekonomiye sahip. İki devlet 1 milyon ekonomide bir devlete girecek. Yani kazanmamız lazım. Hani mantıken bakıldığında, genel duruma bakıldığında kesinlikle kazanmamız lazım. Bu arada
Oğlum Sovyet sen ne yaptın lan? Adamın bütün dünya ile ilişkisi kötü. Şu bölgenin tamamıyla ilişkisi kötü. Bir tek şurada Hollanda ile arası iyi. Adamın başka da dostu yok ama bütün Amerika kıtası ile iyi ilişkiler kurmuş mesela. Çok da önemli değil. Oralardan sana yardım gelmez. Senin burayla full böyle düşman olman çok saçma olmuş. Sovyet sen sonunu kendin hazırlıyorsun koçum. Yapacak bir şey yok yani. Sen sonunu kendin hazırlıyorsun. Biz şu nüfus yatırımlarına bir süre daha devam edelim. Senin içinden geçeceğiz artık. Bu çok belli oldu yani. Bu arada mutluluğumuz %99'muş zaten. Tamam, %100 olması için vergileri bir süre birazcık kısabiliriz abi. Bir yandan da mallar yatırımı yapalım. Güzel, güzel. Şöyle mutluluğumuz bir artsın, %100'e çıksın. Daha istikrarlı olur abi ülke için bu durum. Hayır ya, hayır. Abi niye gidip de Birleşik Krallık'la savaşa giriyorsun ya? Senin salaklığın, git ne yap. Hatta ben de gireceğim sana ulan, bekle. Ya sen haddini harbiden aştın yani. Sen harbiden aptal bir arkadaşımızsın ya. Kov ittifaklıktan. Kov. Senin benim yanında yerin yok, git buradan ya. Seni almam hataydı benim. İtalya sen ne alaka Allah aşkına? Ya git başımdan kardeşim. Bir tane eyaletim var zaten. Yani bir de bize atarlanıyorsunuz ya. Deli oluyorum ya. Bas abi oraları bas. Ya bunlar harbiden yaşamayı hak etmiyor ya. Siz gidin. Koskoca şanı yürümüş Nazi'yi yıkın, yerine Weimar kurun. Onun üstüne İtalya'yı müttefiklikten atıp Birleşik Krallık ve Fransa'yı yem edin. Bir de onun üstüne Birleşik Krallık ve Fransa ile savaşa girin. Yani sizin kadar harbiden aptal bir Alman hükümeti tarih daha önce görmemiştir, yazmamıştır, duymamıştır, bilmiyordur. Yani cidden size harbiden bir ceza verilmesi lazım. Arkadaş ben Fransa ve Birleşik Krallık'la müttefik olacağım. Kimse durduramaz ulan, kimse tutamaz. Başlarım böyle işe. O adamlar bak bütün dünyayı egemenlikleri altına alıyorlar bak. Görüyor musun herifleri? Görüyor musun? Temiz. Adamlar işlerini yapıyorlar abi. Saldırıyorlar, büyüyorlar. Ekonomilerini vesaire de güçlendiriyorlar. Adamlar işlerini temiz hallediyor abi. Biz de onlardan olacağız. İdeolojileri benim için fark etmez. Ben zaferi elime almak için her türlü ideolojiyi de beraber yürümeye hazırım. Yani biz mesajımızı veriyoruz. Mesajımız net. Her türlü ideolojiyle beraber yol yürümeye hazırız abi. Biz artık yavaştan saldırıya başlayalım. Bakalım Almanların nasıl bir gücü varmış, hep beraber göreceğiz. Avusturya'ya da savaşımızı ilan edelim. Şöyle hemen Alman topraklarına da ilerleyişlerimizi başlatalım abi. Hazırlıksız girdik biraz, farkındayım. Belki Almanlar bizi bir süre boyunca itebilirler. Belki zorlanabiliriz bir süre. Ama bir yerden sonra büyük bir ihtimalle varsa eğer bir Alman direnişi kıracağımızı düşünüyorum açıkçası. Evet, bazı bölgelerde bir Alman direnişi olacak. Abi ben seninle yanlışlıkla savaşa girdim. Abi yanlışlıkla oldu bak, çok ciddiyim. Ciddi diyorum, yanlışlıkla oldu. Çok ciddiyim bak. Ciddiyim, yanlışlıkla oldu. 26 bin ordu ne ya? Senle uğraşamam ben. Git oradan ya. Seni sonra alırız abi. Unutmayacağım bunu ama. Unutmayacağım. Alacağım yani. Senin de topraklarını alacağım. Polonya. Senin de 6 tane eyaletin var. Senle de savaşabiliriz kanka. Sen de çok önemli değilsin yani. Devam edelim. Şurada bir ordu basım işlemi. Burada da bir ordu basım işlemi. Burada da bir ordu basım işlemi. Tamam sanırım devam edelim. Kabul etmezse diye şuraya da bir ordumuzu yollayalım. Kabul etti bu arada. Tamam, güzel. Güzel. Onun sonra icabına bakarız abi. Şu Weimar Savaşı bir bitsin. Onun icabına bakarız. Fransızların buradan toprak alması benim için iyi olur. Çünkü ben büyük ihtimalle Fransızlarla müttefik olacağım dediğim gibi. Ve Fransızlarla müttefik olduktan sonra Fransızların Sovyetlere bir sınır olmasını isterim. Böylece Sovyetlerle yapacağım savaşta Fransızların da yardımına erişebilirim. O sebeple Fransızların buradan toprak almasına göz yumacağım, izin vereceğim. Devam edelim bakalım. Geride 35 binlik bir ordu kaldı maalesef. Bayağı büyük bir ordu kaldı geride. O biraz sıkıntılı bir durum. Çok güzel abi, yine bütün saldırılarımız başarılı oluyor. Yani harbiden yani kendini bilmez saçma sapan bir Alman hükümeti var. Ve biz de onlara hadlerini bildiriyoruz abi. Şurada biraz daha az ordu basalım. Madrid bizim, sadece bizim değil, dünyanın da ekonomik merkezi. O sebeple orada biraz daha az ordu basım işlemi gerçekleştirelim. Madrid gibi bir toprağın değerini kesinlikle bilmemiz gerekiyor. Tamam, sanırım devam edebiliriz gibi görünüyor. Edelim. Abi Fransızlar şu anda İberya'da toprak kaybediyorlar ilginç bir şekilde. Beklemiyordum toprak kaybetmelerini hiçbir bölgede. Tamam, biz saldırılarımızı yapalım. İberya'da zaten büyük bir Alman gücü olduğunu da zannetmiyorum ki, kesinlikle yoktur. Yapalım saldırılarımızı. Fransa'yı da kurtarmış oluruz. Böylece ilişkilerimiz iyileşir ki zaten olabilecek en iyi seviyede şu anda. Savaş sona erdikten sonra büyük bir ihtimalle kendileriyle rahatlıkla müttefik olabileceğiz. İdeolojimiz farklı olsa bile hedeflerimiz genel olarak Fransızlar ve İngilizlerle örtüştüğü için böyle bir müttefikliğin hem ülkemiz hem de karşı taraf yani Birleşik Krallık ve Fransa adına güzel olacağını, yararlı olacağını düşünüyorum. O arkadaki toprakların kaybedilmesi kötü oldu. Şimdi bir de benim oraları savunmam gerekecek. Sıkıntılı bir durum. Şuraları. Yani bu birazcık sıkıntılı bir durum.
Sorun yok ama abi. Paramız var. Hatta verdiğimiz yatırımları da bir keselim ki para da biriksin bir yandan. Paramız var, gücümüz var, ordumuz var, nüfusumuz var. Her şeyimiz var. Yaptığımız yatırımlar vesaire zaten epey ülkemizi geliştirdi. Geliştirmemize katkı sağladı. O sebeple kafamız rahat neyse ki. Her ne kadar savaşa hazırlıksız girmiş olsak da savaş içerisinde bile hazırlanabilecek kadar güçlü bir ülke olduğumuz için herhangi bir sorun yok. Şimdi Polonya, senin de şu toprakları alacağız. Aman ya, keşke arka orduyu ya, al işte 11 orduyla saldırdın oraya. 2 saat seni kovalayacağım orada ya. Yani olmuyor ya, böyle olmuyor ya. Harbiden çok sinir bozuyorsunuz ya. Vallahi çok sinir bozuyorsunuz ya. Neyse tamam abi, tamam, sorun yok. Birazcık ordu kaydıralım şu tarafa doğru. Şuraya full ordu kaydır, buraya da orduyu kaydır tamamen. Aynen öyle. Şimdi şurayı bir çevreleyelim. Ne kadar ordu varsa bas abi. Aynen öyle. Şurada hatta bir asker alma işlemi yapalım. Saldıralım full. Tamam, güzel. Şurada da bir ordu basım işlemi. İberya'da durum ne? Toledo'da bir ordu basalım. Madrid'de bir ordu basalım. Zaten paramız bitti. Tamam, devam edebiliriz. Güzel, güzel savunma bence. Gayet iyi. Çok güzel abi, mükemmel. Bu tur bence harika geçti bizim için. Çok güzel ilerleyişler kat etmeye devam ediyoruz. Yani müstakbel dostlarımız diyelim. Birleşik Krallık ve Fransa ile beraber. Güzel. Video kaç dakika olmuş bu arada? O 20 dakikaya geçmiş. Bu artık oyunun son turu olsun yavaştan. Şurada bir ordu basım işlemi. Tamam. Şuradan ilerleyiş gösterelim artık bence yavaştan. Ya da gerideki ordular ileriye gelsin. Gerideki ordular ileriye gelene kadar bir süre daha saldırmamaya devam edelim biz en iyisi. Yavaştan artık bu bölümü burada bitirelim dostlar. İzleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Video beğendiyseniz like atmayı ve kanalım diye siz abone olmayı unutmayın. Ayrıca açıklamadaki linklerden Kerem İmparatorluğu Discord sunucusuna da katılabilirsiniz dostlar. Bu arada Arap Yarımadası'nı unutmuşuz. Şimdilik benden bu kadar. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.